TV'den ekranlarına Sağlık Vakti programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün iki konuğum var. İkisi de birbirinden değerli konuklarım. Hemen size kim olduklarını söyleyeyim. Özel Medinova Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kerem Yay ve Özel Medinova Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Nazmi İlker Bayrak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nazmi hocam, sizden başlayalım öncelikle. İlker Bayrak kimdir? Bize kendinizi biraz bahseder misiniz? Tabii. İsmim Nazmi İlker Bayrak, 78 Denizli doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır Aydın'da kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Son 5 yıldır da Medinova Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak, kalp takımının bir parçası olarak çalışmaktayım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Şimdilik söyleyecekler bu kadar. Yani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi hemen sözü Kerem hocamıza verelim. Biraz da sizi tanıyalım isterseniz. 75, Dursun Bey Balıkesir doğumluyum. İlk orta öğretimimi Bergama'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimimi Ankara'da Hacettepe'de, ihtisasımı da Yüksek İstas Hastanesi'nde yaptım. 7 yıldır Medinova Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak çalışmaktayım. Son 5 yıldır da İlker Bey'le birlikte bir kalp takımı olarak yolumuza devam etmekteyiz. Ne güzel ki bana sizin gibi bir ekibi ağırlıyorum burada. Çok teşekkürler. Hemen sorularıma İlker Bey'le başlamak istiyorum. Süremiz kısıtlı biliyorum, hastalar bir anda sizi bekliyor. Evet. Çok da vaktinizi almak istemem. O yüzden kimler ya da ne tür şikayeti olanlar kardiyoloji doktoruna gitmeli? Yani genel olarak kardiyoloji muayenesi aslında özellikle 40 yaş üstü insanlarda yılda bir yapılmasını önerdiğimiz bir muayene. Onun dışında hani şikayeti olup ne tür şikayetler? Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, özellikle eforla olan göğüs ağrısı, çabuk yorulma, daha eskiden olmadığı tarzda performansta azalma gibi şikayetler olan hastalar kardiyoloğa mutlaka muayene olmalılar. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı kardiyolojinin en sık görülen belirtileri. Bazen de bayılma ya da bayıla yazma gibi durumlar da yine kardiyolojinin bölümüne girebilmektedir. Bu tarz hastaların mutlaka bir kardiyoloğa görünmesi onlar için iyi olacaktır. Bu şikayetlerin dışında mesela genetik geçmişi olanların bunlardan farklı bir zaman dilimi var mı? Daha sık gelmesi gerekiyor mu? Ya da farklı bir şeyimiz var mı? Genetik geçmişi olanlar da daha genç yaşlarda mutlaka kardiyoloğa gitmeli. Yani ailesinde çok ciddi genetik öyküsü olan veya ani ölüm vesaire gibi özellikle 40 yaş altında birinci derece akrabalarında problemler yaşamış olan insanların daha erken yaşlarda mutlaka kardiyoloğa gelmesi gerekir. İlk yapılacak detaylı kardiyoloji muayenesi sonrası yapılacak kontrollerin sıklıkları kardiyolog tarafından belirlenir. Kimi hastalar 6 ay, kimi hastalar 1 yıl. Öyle ciddi hastalar oluyor ki bazen ayda bir bile çağırdığımız ve kontrol ettiğimiz hastalar oluyor. Ama ilk muayenenin erken yaşlarda ve genç yaşlarda hani yapılması çok önemli. Orada yapılacak ilk muayene bizim haritamızı çizmemizi sağlayacaktır. Biraz sinsi ilerleyen bir hastalık aslında ama hani böyle herkes böyle aniden yaşanan kalp krizleri falan olabiliyor. Tabii ki yani şimdi her hastanın ne zaman kalp krizi geçireceğini öngörmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki her hastaya anjiyografi yapmak da çok hem etik değil hem uygun bir şey değil. Çünkü anjiyonun da ufak da olsa riskleri var. Dolayısıyla artık o kardiyoloğun ya da kalp takımının zanaatine bağlı oluyor. Yani daha önceki tecrübeleri, yaşadıkları, hastanın ultrasonu, EKG'si, şikayetleri, ailedeki genetik faktörler, risk faktörleri, sigara, şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol gibi. Bunların tamamını değerlendiren bir kardiyolog tanı anlamında %90 gerekli tanıyı koyabiliyor yani. Bu konunun devamını ilerleyen dakikalarda sizinle devam edeceğiz ama ben Kerem hocama da söz vermek istiyorum. Bahsettiğiniz kalp takımı nedir? Kendi ikinizden oluşan bir takım mı yoksa bu sadece espri manasında kullandığınız bir şey mi? Kalp takımı tamamen başka bir olay mı? Bu bir kalp hastasının iyileşmesinde kesinlikle espri olmayan bir esasında yaklaşım. Bu bir kalp hastasında bir kardiyologla, bir kalp damar cerrahı el ele, kol kola, diz dize, dip dibe her an beraber hastaya yaklaşımını ifaden bir şey. Bireysel yaklaşımlar, kişisel olarak değil ama bireysel olarak bir bölümün yaklaşımı o hastanın %99 şifasını verirken iki bölümün birden bu hastaya yaklaşımı %100 şifasını verebilmektedir. Riskleri azaltmakta, gözden kaçacak şeylerin birden fazla göz olması nedeniyle daha az kaçmasına sebebiyet vermekte ve hastanın hem o anki durumunu hem de gelecekteki durumunu daha şifalı çözmemize yardımcı olacak bir ekip çalışmasıdır esasında. Ama bu ekip çalışmasının içerisinde iki farklı bölümün aynı anda aynı hasta için varlığını
tanımlayan bir tanımdır. Çok güzel bir çalışma o zaman. Hastanenizde kalp takımı olarak siz ne tür işlemler yaparsınız? Bunu İlker Bey'im... Hocadan başlarsak evet. Biz kalp takımı olarak hastanemizde öncelikle EKG dediğimiz kalp elektrosunun, daha sonra ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu, efor testi dediğimiz kalp damarlarının durumunu değerlendiren koşu treadmill testini, bunun dışında koroner anjiyografi, her türlü balon, stent uygulamalarını, kalp damar cerrahlarımızla birlikte, kalp damar cerrahlarımızın da katılımıyla aslında onların yaptığı ameliyatlar, kalp ameliyatları, damar değişimleri, kapak ameliyatları, ritim bozukluklarıyla ilgili EPS dediğimiz elektrofizyolojik çalışma var, Türkçesi EFÇ. Elektrofizyolojik çalışma, bu ritim bozukluklarının tanımlanması ve yakılarak, yani soğuk yöntemle yakılarak tedavisi şeklinde. Yani hemen hemen kardiyolojik anlamda dünyada diyorum yapılabilecek işlerin %90-95'ini gerçekleştirebildiğimiz bir merkezimiz var. Ay çok güzel. Aydın için bu çok gerekli bir şey. Çünkü son zamanlarda pandeminin de etkisiyle artık kalp rahatsızlıkları çok artmaya başladı. Evet. Kalp krizleri, ani ölümler. Bilmiyorum, çoğunu bazen farklı şeylere bağlıyoruz ama genelde kalp üzerinde olmaya başlamıştı ama kalp ameliyatı sıklıkla hangi olaylarda oluyor? Veya kimler daha sıklıkla kalp ameliyatı olma adayı diye size sorayım ben Kerem Bey. Kalp ameliyatı adaylarımızı esasında bahsettiğimiz kalp takımıyla beraber veriyoruz. Ahmet amca göğsü arayarak bizim acilimize girer, İlker Hoca'ya haber verirler. İlker Hoca gerekli ön tetiklerini çalıştıktan sonra hastaya acil anjiyo önerebilir. Hastayı anjiyografi laboratuvarımıza alır. Anjiyo yaptığı sırada bana telefon gelir. Beni hastaneye davet ederler. Ben giderim hastanede İlker Hoca ile birlikte, hasta anjiyo laboratuvarında halen yatarken hastanın en iyi şifasını nasıl bulabileceğimizi tartışırız. Bu hastaya stent mi yapmalıyız, yakma işlemi mi yapmalıyız, başka bir şey mi takmalıyız, başka bir üst merkeze mi yönlendirmeliyiz, yoksa sadece ilaç tedavisiyle takip mi etmeliyiz? Bu kafayı ve tartışmayı arada yürüttükten sonra bazı hastalarımızı acil ameliyata almaktayız. İlker Hoca o ameliyatın içerisine girmekte, belki bizim yaptığımız kapak tamirinin son halini bize yönlendirmekte. Evet, iyi oldu, böyle bu şekilde hastayı çıkartabiliriz ameliyattan, ya da hayır, hala kapağında kaçak var, tamiri ilerletmek lazım gibi. Çok yönlü bir şey esasında. Herkes kalp ameliyatı hastası olarak ameliyata aday olabileceği gibi hastalar sadece ilaç tedavisiyle de takip edebilirler. Çok geniş bir yelpaze olduğu için zaten kardiyoloji ve kardiyolog ve kalp damar cerrahının ne yazık ki çok girift iç içe çalışması gerekir ki karşımızdaki bir insanın en iyi tedavi yöntemini beraber seçelim diye. Ancak kalp ameliyatları son tercih olmalı. Her zaman ilaçla iyileştirebileceğimiz hastayı ilaçla, balonla iyileştirebileceğimizi balonla, stentle iyileştirebileceğimizi stentle, iyileştirdikten sonra iyileştiremediğimiz grubu için kalp ameliyatı kararı vermeliyiz. Ancak anjiyografik ya da ekokardiyografik ya da tetkiksel olarak ameliyat dediğimiz her hasta ameliyata da uygun değil. Vücut olarak uygun değil. Örneğin bir karaciğer hastalığı, ağır akciğer hastalıkları, kanserler bazen bizi yapılan tetkiklerde ameliyat kararı vermemize rağmen vücudun ameliyatı kaldırmayacağını düşündüğümüz zaman yüzümüzü yeniden İlker Hocam'a, kardiyolojiye dönmekteyiz ve İlker Hocam bu hastaları yine aynı şekilde şifasını bu sefer ilk önce ameliyat kararı verdiğimiz ama daha sonradan stentle iyileştirdiğimiz ve takip ettiğimiz onlarca hastaya sahibiz. Kalp takımı zaten bu yüzden çok önemli. Bir hastanın şifasının ne zaman, nerede sonlanacağını ilk başladığımızda biz de bilmiyoruz esasında. Sadece sonuca ulaştığımızda İlker Bey'le birlikte evet bu hastayı doğru şekilde tedavi ettik diyebiliyoruz. Fikir birliği, birlikte hareket etmek çok önemli anladığım kadarıyla. Size gelen hastalarda bu uygulanan balon sistemi ile stent hakkında biraz bilgi verir misiniz peki Tabii. hocam? Tabii. Yani ben Kerem Hocam'ın dediklerine bir ekleme de bulunmak istiyorum. Tabii. Şimdi biz küçük, daha böyle butik bir hastaneyiz ama çok büyük avantajımız birbirimizle 24 saat birlikte olmamız. Ve hasta başında. Çünkü birçok büyük merkezde kalp damarcı hastayı ayrı bir yerde, ayrı bir zamanda değerlendirir. Kardiyolog ayrı bir yerde, ayrı bir zamanda. Kardiyolog der ki bunu kalp damar cerrahisi alsın, ameliyat etsin. Bizde öyle değildir. Bizde eğer öyle bir durum söz konusuysa, hasta ortada bir hastaysa ya da çok damar hastasıysa, ameliyat şansı olabilecekse hemen buluşuruz biz takım olarak. İbrahim Bey, Yavuz Bey de var bizimle birlikte. 4 kişilik bir ekip. Hemen toplanırız konseyi. Konseyi topladıktan sonra orada karar veririz.
Kerem Hocam'ın da belirttiği gibi anjiyografik olarak, tetkiksel olarak ameliyatlık olsa bile hastanın bazen hasta gerçekleri diye bir şey var. Evet. Ameliyat kaldıramayacağı durumlarda bazen stente dönebiliyoruz. Bazen stent gibi düşünüp onu daha sonra ameliyata da çevirebiliyoruz. Yani takım olmamızın en büyük esprisi her dakika dirsek temasında olmamız yani. Bu da çok güzel işlere sonuç vermenize sebebiyet sağlıyor anladığım tabii kadarıyla. Tabii kimin yaptığı önemli değil bizde. Evet. Hastanın iyi olması önemli. Zaten o işi mutlaka o 4 kişilik ekip yapıyor. Ama kimin yaptığının bir önemi yok. Önemli olan sonucun iyi olması yani. O zaman size gelen hastalar diğer doktorlardan veyahut da diğer hastanenin hastalarından biraz daha avantajlı diyebilir miyiz? Yani her doktor arkadaşımız, Aydın'da özellikle kardiyoloji ve kalp damar camiasını tabii ki çok iyi tanıyoruz. Hepsi çok yakın dostumuz. Devlettir, üniversitedir. Yani tüm hastalarımız Aydın'da şanslı, öyle diyelim. Ne güzel, bakış açısı da birbirinize destek olmanız, hastanızın iyiliğinin ön planda olması çok güzel bir. Yarın bugün bizim de ihtiyacımız olabilir. Evet. Bu tarz bir tedaviye. Yani biz iyiyiz ya da şurası daha iyi, burası daha iyi demeye gerek yok. Yardım ihtiyacımız olduğunda üniversitede, devlet hastanesindeki arkadaşlar da bize yardım ediyorlar. Biz de onlar bizden yardım istediğinde elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden Aydın halkı genel olarak kardiyoloji olarak çok şanslı. Çünkü çok egosu yüksek olmayan doktor arkadaşlarla birlikteyiz. Herkes gayet insancıl ve hasta bazlı düşünüyor yani. Çok güzel. Peki dediğiniz gibi ileride biz de bu hasta grubuna girmemek için hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Hani bu konuda bir vatandaş olarak hepimiz için geçerli kalp hastası olma riskimiz. Evet. Bu hastalığa yakalanmadan önce hayatımızda neler değişmeli? Özellikle kalp damarları, hani kalp hastalıklarında en sık kalp damar sertliği ve kalp damar tıkanıklıkları, buna bağlı kalp krizleri tabii gündemde. En dikkat edilmesi gereken şeyler tabii risk faktörleri. Değiştirebileceğimiz risk faktörlerini düzeltmek. En başta da sigara tabii. Yani sigara mutlaka içilmemesi gereken, hatta yanından geçilmemesi gereken kötü bir alışkanlık. Bunun dışında yine hipertansiyon, tansiyonu mutlaka kontrol altında tutmak lazım. Çünkü kısmen değiştirilebilir bir risk faktörü sayılır tansiyon. Çünkü kontrol altına aldığınızda size zarar vermesi ya çok geç dönemde olur veya hiç zarar vermeyebilir. Ama kontrolsüz hipertansiyon kalp damar darlıkları için en büyük risk faktörlerinden biridir. Bir diğeri en önemlilerinden şeker hastalığı mesela. Şeker hastalığı için de aynı şey geçerli. Kimi hastalar şanssız olur. Yani ne yaparsanız yapın şekerini vesairesini, diyetini, her şeyini yapsa da bazen kalp hastalığı ilerleyebilir. Ama birçok hastada şekeri düzgün kontrol edilebilirse, o da 3 aylık şeker takipleriyle belli olur. Düzgün takip edilen şeker hastalarının uzun dönem kalple ilgili rahatsızlık geçirme ihtimalleri kötü kontrol edilen şeker hastalarına göre çok daha az olur. Kolesterol tabii önemli bir risk faktörü. Kolesterolümüzle mutlaka diyetimize çok dikkat etmek lazım. Akdeniz tipi, yani yeşillik ağırlıklı beslenmek lazım. Hayvansal yağlardan özellikle uzak durmak lazım. Bir de tabii A tipi kişilik dediğimiz çok çabuk sinirlenme, çok çabuk hayatı çok fazla kafaya takma diyelim. O tarz insanlarda da yine minor bir risk faktörü olarak kalp damar rahatsızlıkları daha fazla olur. Bunları özellikle dikkat etmek ve bunlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Şeker hastası, tansiyon hastası ve kolesterol hastalarının ekstra önemli riskleri var. Evet. Evet. Peki hocam, Kerem hocam, size dönmek istiyorum şu an ama. Tabii. Aort hastalıkları nelerdir? Şimdi bu kalbi tetikleyen faktörlerimizi saydık. İlker evet. Hocam sağ olsun onları etkileyenleri sıraladı bize ama aort için önemli olan faktörler nedir? Aortun yırtılma riskine karşı veya zarar görme riskine karşı. Aslında şöyle bir şey, İlker Hocam'ın bahsettiği her şey aort hastalıkları açısından da birebir risk faktörüdür. Ama özellikle yırtılmadan bahsederken hipertansiyon gerçekten belki de en baştaki risk faktörlerinden bir tanesidir. Aortun yırtılması neden önemlidir peki? Çünkü çok yüksek ölüm oranlarıyla seyretmektedir. Evet. Aort yırtıldığında hastaların %33'ü olduğu yerde %33'ü de hastaneden taburcu olamamaktadır. Bu ne demek oluyor? 100 hastanın aortu yırtıldığında sadece 33 tanesi yeniden hayata tutunabilmekte, geri kalan 67 tanesi tutunamamaktadır. Çok majör ve malign bir hastalık olduğu için de ve çok sinsi seyrettiği için de İlker Hoca'nın bahsettiği bu check-up sistemi, tarama sistemi, ne derseniz sonuçta bunun adına kalp check-up'ı apayrı bir check-up'tır. Mesela şöyle bir yanlış algıyla karşılaşıyoruz. Hocam ben 15 gün önce check-up yaptırdım, hiçbir şeyin yok dediler, şimdi kalp krizi geçiriyorum. Genel anlamda anladığınız check-up'lar ne yazık ki kalbe çok fazla odaklanmaz. Kalp check-up'ı apayrı bir şeydir ve İlker Hocam'ın dediği yaşlarda risk faktörü olan insanlarda, sizin bahsettiğiniz genetik risk faktörü olan insanlarda mutlaka çok daha erken, titiz ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
Aort hastalıklarının en önemlisi bu barajdan çıkan ana boru olduğu için oradaki bir sıkıntı bütün şehri etkiler. Evet. Bir evi etkilemez. O yüzden çok ölümcül, çok mortal ameliyatları ya da girişimleri yapılması açısından bile gerçekten zorlu bir hastalık olduğu için aslında aort hastalıklarını yine o check-up sistemiyle başta tespit edip yılının başı küçükken bu hastalıkları ezmek hepimiz için daha kolaydır. Peki bu hastalığı tanıyabilmemiz için, yani bizim damarlarımızda bir problem olduğunu anlayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Check-up yaptırmanız lazım. Arada İlker Hoca'ya selam vereceksiniz, uğrayacaksınız. Muayene ücretini yatıracaksınız. Bunun gibi yerlerden geçecek. Çünkü çok sinsi seyreder. Evet. Diğer gibi belirtisi yok sanırım. Hani anlayabilmemizi gerektirecek yani bir şey yok. Bazı hastalarda belirtili sıkıntı verse de işte İlker Hoca'nın bahsettiği nefes darlıkları, çarpıntılar. Bazı hastalar son ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarından evet. bahsederler. Bölgede gerçekten aort hastalıkları açısından önemli bir merkeziz. Gene aynı şekilde kalp takımı olmamızdan kaynaklanan bir sürü size anlatabileceğimiz hikayemiz var. Yani İlker Hocam'ın yaptığı bir ilaçla hasta hayatta tutanıp ameliyata girebilir hale gelip oradan taburcu olup yıllardır taburcu takip ettiğimiz bir sürü hastamız var. Ancak çok sonuçları itibariyle çok kötü seyredebilecek bir hastalık olduğu için ne yazık ki tarama dışında önerebileceğimiz bir şey yok. Hele ki sizin bahsettiğiniz genetik bir takım hastalıklar var. Ehlers-Danlos gibi bir takım bağ doku hastalıkları var. Bu hastalıklarda mutlaka bu hastalar çok erken yaşlarda evet. ve detaylı taramaya girmeliler. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çünkü aor çok sinsi bir hastalık biliyorum. Hani ani ölümlere çok sebebiyet veriyor. Bizim de yakın geçmişte başımıza geldiği için hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Hepimiz şaşırdık ama sizin öneminizi de burada anlamış olduk İlker Hocam. Bir demek de mesela ki çok uzun boylu, parmakları çok uzun, ellerini ayakta durduğunda elleri dizlerine ulaşabilen hastalarda da, değil mi Kerem Hocam? Evet. Yani aort problemleri daha fazla olabilir. Bunlar tabii çok az görülüyor ama çok tipik oluyor. Peki yani bunun bilimsel sebebi nedir hocam? Hani neden böyle bir, ya da hani bu sadece bir nasıl desem size, sonuç mu? Gelen hastalardan çıkardığınız sonuç mu? Hayır sonuç değil. Bu zaten bilimsel bir temeli var. Bu el ayağı çok uzun olan arachnodaktil dediğimiz örümcekler gibi böyle eklem eklem ve çok uzun parmakları olan elleri dizlerinin daha aşağısına ulaşabilen ayaktayken hastalarda damarların orta kısmındaki bağ dokusunda zayıflamalar oluyor. Ve dolayısıyla en ufak bir tansiyon değişikliğine veya bir strese hassas oluyor. Yani herkesin damarı lokum gibiyken onlar petibör bisküvi gibi oluyor. Bir anlık bir basınç değişimiyle çıt diye çizilip cırt diye ayrılabiliyor, yırtılabiliyor yani. O yüzden onlar çok önemli. Ama toplumda az görülüyor ama çok tipik oluyor. Mesela bizim öyle hastamız var. İki kardeş, ikisinin birden mesela marfanı var. İkisini de aorttan ameliyat ettirdik mesela biz. Ne güzel. Erken tanı sayesinde hayatta kalma şansları çok yüksek tabii. olduğu için sizin uygulamalarınız hastane olarak da, ikili takım olarak da çok güzel şu anda. İlker Hocam, size kalp hastalıklarında ameliyat aşamasına gelmeden önce yapılan anjiyo işlemi vardır. Bunun hakkında bilgi alsam neler söylersiniz? Şimdi anjiyografi işlemi zaten anjiyo Latince damar demektir. Grafi de onun filmini çekmek demektir. Tanısal bir işlemdir. Kalbi besleyen 3 tane büyük damar vardır yan damarlarıyla birlikte. O 3 ana damarda kan akımını göstermeye yarayan bir tanısal işlemdir. Hem bacaktan hem koldan, yani el bileğinden, bazen de ön kol çukurundan da yapılabilmektedir. Bu anjiyografide dışarıdan yani röntgen filminde damarların görünmesini sağlayan bir boya maddesi, opak dediğimiz boya maddesi verilir. Küçük ince borularla kalbe ulaşılır. Kalbe ulaştıktan sonra dışarıdan enjektörle ya da otomatik sistemle damarın içine boya maddesi verilerek kalp damarlarının görüntülemesi yapılır. Bu anjiyografidir. Tanısal bir işlemdir. Anjiyoplasti dediğimiz zaman orada gördüğümüz bir darlığı yine tellerle geçerek daha sonra balon ve stent yöntemiyle açma işlemidir. Normal anjiyografinin tabii avantajı teşhisi koyduktan hemen sonrasında tedaviye devam edebilme olasılığı evet. sağlar bize. Biz zaten işlemlerimizin yaklaşık yarısından fazlasını koldan, el bileğinden yapıyoruz. El bileğinden yapılan anjiyografilerde hastanın çok hızlı bir şekilde kalkıp yürümesini sağlar. Yemeğini yiyebilir, işte tuvaletine vesaire ihtiyaçlarını görebilir. Bir de en çok halk arasında da bilindiği üzere kum torbası kabusu var. Evet. Özellikle bel fıtığı olan hanımefendi veya beyefendiler
çok ızdırap çekiyorlar. Dolayısıyla kum torbası olayını da tamamen ortadan kaldırır. Anjiyo işlemi bittikten sonra direkt olarak yürüyerek yatağına gidebilir. Anjiyo tanısal bir işlemdir ama daha sonrasında tedavi olanağı da sağlar. O da anjiyoplasti oluyor, balon stent işlemi yani. Peki bu anjiyonun bize avantajları veya dezavantajları nelerdir? Yani riskleri var mıdır anjiyo işlemi? Tabii ki riski vardır anjiyonun. Bu riski standart yapılan bir anjiyografide ölüm, felç geçirme veya işte damarda bir çizilme, yırtılma ve kalp krizine sebebiyet verme gibi riskleri vardır. Ancak bu riskler çok kabul edilebilir risklerdir. Çünkü yaklaşık 10.000'de bir civarındadır bunun riski. Yani hani sokaktan karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpmasıyla neredeyse aynı. Önemli olan hastanın anjiyografiye ihtiyacı olduğunu sezerseniz yapacağınız her işlem mübah olur. Çünkü hastanın gerçekten o girişime ihtiyacı varsa siz bütün riskleri alarak gerekli işlemi yaparsınız, damarını açarsınız. Çünkü anjiyoda 1.000'de 1 ile 10.000'de 1 arası olan ölüm riskinin belki onlarca, belki yüzlerce katı bir risk ki bertaraf etmek için bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ve o riski ortadan kaldırırsınız. Daha biraz önce yayına gelmeden önce bir hanımefendiye o şekilde yine el bileğinden ana damarını açtık mesela. Çatallı bir problemi vardı iki damarda. Her ikisini açtık geldik mesela. Dolayısıyla ölüm veya göğüs ağrısı ya da kalp krizi geçirme riskini azaltır anjiyoplasti işlemi. Ve biz bunları da dediğim gibi el bileğinden de kasıktan da uygun hastaya uygun yöntemi seçerek yapabiliyoruz yani. Bazı hastalarımız da bu anjiyoda stent takma işlemini kabul etmiyor maalesef. Hani damarları bayağı kötü duruma gelmiş oluyor. O zaman yapılan bypass işlemi mi desem artık, kalp ameliyat işlemine geçilmesi gerekiyor. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Yani anjiyografi yaptığınızda, şimdi anjiyografi hem BT anjiyografi yapılabiliyor, hı hı, hem de normal bildiğimiz klasik yöntemle kasık ya da bilekten girilerek yapılan düz normal konvansiyonel anjiyo var. Anjiyo yapıldıktan sonra damarları tıkalıysa evet, çok nadir bir hasta grubu balon stente karşı bir ön yargısı oluyor ve onu yaptırmak istemiyor. Şimdi burada önemli olan şey, hekim olarak ne kadar iyi bilirseniz bilin, hasta ile birlikte ortak bir karar vermek lazım. Biz bütün kararlarımızı hasta, yakınları ve işte kalp takımı olarak Kerem Beylerle birlikte hep beraber oturup konuşup karar veriyoruz. Ama hastanın tedavi olmak gibi bir hakkı olduğu gibi tedaviyi reddetmek gibi bir hakkı da var. Onlara risklerini, neler başına gelebileceğini, bunu yaptırmasının daha uygun olacağını anlatıyoruz. Zaten %80'i 90'ı fikrinden vazgeçiyor ve güzelce açıyoruz damarlarını. Ama yine de fikrinden vazgeçmeyenler olursa daha büyük merkezlere, büyük üniversitelere vesaire gidiyorlar. Onlardan da tekrar geri dönüp bizim dediklerimizi teyit ettirip tamam siz yapın deyip gelenler oluyor. Ama hani şey bu yani, bu işlem mutlaka çok hayati öneme haiz bir işlem. Ve hani bir hekim ya da birden fazla hekim de olabilir. Başka merkezlere de gidebilirsiniz diyoruz. Mutlaka CD'lerini ve raporlarını veriyoruz. Aydın'da ya da Aydın dışında, il dışındaki bütün merkezlere gidebilirsiniz diyoruz. Yaptığımız işten emin olduğumuz için onlar da gidiyorlar. İşte kimisi geri dönüp bizde yapıyor, kimisi gittiği merkezde yaptırıyor. Ama hani balon ve stent ihtiyaç olduğunda korkulacak bir şey değil, hayat kurtaracak bir şeydir. Evet, çünkü başımıza gelecek riskler, eğer yaptırmazsak oluşacak olan risklerden tabii, daha farklı. Tabii. Çok teşekkür ederim. Kerem Hocam, size dönmek gerekirse şimdi ben İlker Hocam biraz yordum, konuşturdum. Tabii. O biraz dinlensin, size çok gelelim. Çok üzmeyelim hocam, daha çalışacak. Evet, girişimsel işlemler ne demektir? Hangi hastalara bu işlemler uygulanır? Girişimsel işlemler dediğimiz şey esasında İlker Hocam biraz önce bahsettiği, damarın içerisine bir iğne yoluyla, daha sonra teller ve kateterler yoluyla gidilip oranın hem görüntülenmesi hem de görüntülendikten sonra eğer o işlem sırasında plasti dediğimiz işlemle çözülebilecek bir hastalık tespit edersek de onun iyileştirilmesinden geçer. Bunun içerisinde kalp damarları, şah damarları, kol bacak damarları, karın içi damarları bizim kalp takımımızın ilgi alanındadır. Beyin bölgesiyle bir tek biz ilgilenmiyoruz. Girişimsel radyoloji ya da nöroradyoloji dediğimiz bir bölüm ilgileniyor. Ama onun dışında vücuttaki bütün damar sistemine girişimsel olarak, yani bir iğnenin içerisinden teller, kateterler, balonlar ve stentlerle yaptığımız müdahaleler anlamına geliyor ve hastalığı uygun herkese, yaş sınırı olmaksızın, ırk sınırı olmaksızın, cinsiyet sınırı olmaksızın müdahale edebilme şansını tanıyor bize.
Peki bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hastamızın hayat kalitesinde bayağı bir fark ediyoruz sanırım, değil mi? Hani hastamızın hayat kalitesinde zaten fark yaratabileceksek bu işlemi yapıyoruz. Aynen. Evet, çok güzel. Bacak şişliğinde hangi hastalıkları düşünmeliyiz? Biraz önce bahsettiğiniz bacak şişlikleri, karın şişlikleri hepsi kalp hastalığının belirtisi midir? Yoksa bunlar da farklı hastalıklara da sebebiyet verir mi? Şimdi orantısı olarak baktığımızda bacak şişliklerinin evet ne yazık ki gene kalp hastalıkları birinci sırada yer almaktadır. Bacak şişliğiyle tarafımıza başvuran bir hasta ilk önce daha çok İlker Hoca'ya yönlendirilmektedir. Çünkü bu hastaların çoğunda gene kalp ya da kalple alakalı bir problem çıkmaktadır. Ancak bunun yanı sıra böbrek hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında, kanser hastalıklarında, düşük protein hastalıklarında, lenf ödem dediğimiz bir akkan damar dolaşım sistemi bozukluklarında, varis hastalıklarında ya da lipödem dediğimiz hastalıklarda bacak şişliği oluşabilir. O yüzden bu hastalara yaklaşırken de yine ayırıcı tanıları en baştan, yaygın olandan en az görülene doğru kafamızda sıralayıp ondan sonra kafamızdaki teraziye göre de bu hastalıkları tartmaktayız. Çok güzel. Bu bacak şişliklerinin bazı sebebiyetleri varis olabiliyor mu, yoksa varis bacak şişliğinden tamamen farklı bir olay mı? Şöyle bir şey, varis popülasyonunda tabii ki çok sık görülen bir hastalık. Aşağı yukarı %16, yani 100 kişinin 16 tanesinde varis vardır ve bunların aşağı yukarı %16'nın da %40'ı müdahalelik durumdadır. Ve bu da bir şişlik sebebidir. Onun için kalbe bağlı gördüğümüz bacak şişliklerinden sonra varis hastalığı aşağı yukarı ikinci sırayı almaktadır. Varis hastalığı tabii ki kalbe göre daha basit bir hastalık olmaktadır. Çözümleri daha kolaydır. Özellikle son zamanlarda çıkan modern yöntemlerle yine kalp damarlarını iyileştirdiğimiz gibi bir iğnenin içerisinden varis hastalığını ameliyatsız da iyileştirebilmekte ve bu şişliğe de bir çözüm sağlayabilmekteyiz. Peki bunun iyileşme süresi ne kadardır? Bir insan varis işlemini gerçekleştirdikten sonra normal hayata ne zaman dönebilir? Şimdi hastalığın iyileşmesi esasında anlıktır. Nasıl ki İlker Hocam bir stenti takıp o damarı açtığında hastalık sonlanmıştır. Ama vücudun bununla uyum sağlaması, nekat dönemi dediğimiz şey tabii ki farklıdır. Yeni modern yöntemlerle yapılan varis hastalığı bir gün sonra gündelik hayatına geri dönebilmektedir. Çok güzel. Hemen hayatımıza geri döneceksek bu işlemlerden kurtulmak için size gelmemiz gerekiyor. Rutin kontrolleri bizim için de bence size gelmemiz gerekiyor. Çünkü kalp hepimiz için çok önemli. Kesinlikle. Çok sinsi de ilerliyor. İlker Hocam, size soru sormak istiyorum şu an. Kalp hastalıkları teşhisi ve tedavisi nelerdir? Kalp kapağı hastalıkları. Anladım. Şimdi kalp kapağı hastalıklarında da en önemli şikayet genellikle nefes darlığı, çabuk yorulma gibi durumlar. Bazen ayak şişliği, karın şişliği ya da genital bölgede şişlik şeklinde şikayetleri olabilir. Kerem Hocam da az önce söylediği gibi genellikle biz kardiyoloji ekibi olarak öncelikle bunlara detaylı bir ultrason yapıyoruz. Kapak hastalıklarında özellikle detaylı ultrasonda bütün kapakları, aorta, pulmoneri, triküspidi, mitrali, 4 kapağımız var kalpte. Hepsini de değerlendiriyoruz. Genellikle bu kapak hastalıkları romatizmal kaynaklı olabilir. Daha genç yaşlarda beta mikrobu dediğimiz mikropla karşılaşmış hastalarda çok sık bademcik enfeksiyonu veya romatizmal bir ateş geçirmiş olan hastalarda kalp kapaklarını tutmuşsa böyle hastalarda kalp problemleri, kapak problemleri olabilir. Bu kapakların öncelikle tabii ki böyle her gördüğümüz kapak rahatsızlığı direkt ameliyatlık değildir. Birçoğunu biz ilaçlarla takip ediyoruz. İlerlemesini önlemeye çalışıyoruz. Ama bazı hastalar var ki o grup artık çok ciddi rahatsızlık yaşıyorlar ve bunun bazı kriterleri var Avrupa, Amerika ve Türk kılavuzlarına göre. Biz her üç kılavuzda takip ediyoruz. O kılavuzlardaki gereklilikler eğer hastada var ise hemen işte Kerem Hocam'ı, kalp damar cerrahisi ekibini, kalp takımının diğer yarısını çağırıyoruz. Hep birlikte değerlendiriyoruz. Kılavuza göre tek tek kontrol ediyoruz. Ondan sonra da hasta, yakınları ve kalp takımıyla birlikte hastaya bilgisini verip ona göre ameliyat veya işte yapılacak girişimsel işlem neyse onu yapıyoruz. Bazen açık ameliyat olması şart değil. Özellikle aort darlığı dediğimiz hastalıkta özellikle yaşlı insanlarda oluyor aort darlığı ve son derece ciddi şikayetlere sebep olabilir ve ölümcül olabilir. Bunları da bazen yine kalp damar cerrahımız Kerem Bey ile birlikte kasıktan girerek aortuna kapak takma yöntemi dediğimiz yöntemlerle de hiç hastayı opere etmeden herhangi bir bıçak izi ya da kesi olmaksızın tedavi ettiğimizde oluyor. Tabii ki çok maliyeti yüksek yöntemler olduğu için çok fazla hasta bundan bazen faydalanamıyor ama eğer ekonomik gücü olan hastalarda çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Hiç ameliyatsız aort kapak hastalıklarına da kasıktan şemsiye gibi böyle hani kapaklarla daha doğrusu
müdahale edilebiliyor. Kapak hastalıkları çok önemli tabii. Evet. Onların da tanısı aslında kardiyoloji polikliniğinde yapılacak detaylı ekokardiyografi dediğimiz ultrason işleminden geçmektedir. Bir de her hastayı mutlaka tabii dinlemek lazım, muayene etmek lazım. Muayenede üfürüm dediğimiz bir şeyler duyulduğunda ya da periferde sağlık ocağındaki hekim arkadaşlarımız hastaları bazen yönlendiriyor. Bunun üfürümü var, bacakları şiş vesaire diye. Dolayısıyla o şekilde çevreden çok hasta geliyor. Onları da ameliyat olanlar ya da ilaç tedavisi yapılacaklar ya da işte kasıktan yapılacak işte işlemlerle tedavi edilecekler diye sınıflandırıp hepsinin hakkıyla tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki bu kalpte üfürüm işlemi çocukken oluşan bir şey diyebiliyorum ben ama ilerleyen yaşlarda da kalpte üfürüm veya delik oluşabiliyor mu? Delik değil ama üfürüm oluşabiliyor. Aslında delik de oluşabilir. Şimdi şöyle, bu tabii çok uzun bir konu ama özellikle çocuk yaşlarda, genç yaşlarda romatizmal bir ateş geçirdiyse hasta, orada mikroplar yine kalp kapağını çok seven bir grup mikrop bunlar. Evet. Orada yerleşiyorlar. İnflamasyon dediğimiz, yangı dediğimiz bir işlem başlatıyorlar. Vücut da onu iyileştirmek için oraya kalsiyum dediğimiz kireç çökmesini sağlıyor. Ve kapakta darlık veya yetmezlik olmasının sebep oluyor. Bu romatizmal kapak hastalıkları. Doğuştan gelen kapak hastalıkları olabiliyor. Bir de mesela kalp krizi geçiren hastalarda nasıl ki kapaklar da canlı birer doku olduğu için orayı tutan bazı ipçikler var. O ipçikleri besleyen damarlar tıkandığı zaman o ipçiklerde kopma ya da fonksiyonunu gerçekleştirememeden mütevellit romatizmal olmayan damar tıkanıklığına ikincil olarak gelişmiş kapak hastalıkları oluyor. Onları da Kerem hocamlara tamir ettiriyoruz. Bazen kalp kriziyle birlikte kalbin içinde kas dokusunda delik de oluşabiliyor. Bu tabii çok ölümcül ve acil müdahale gerektiren bir şey oluyor. Yine sağ olsun kalp damar cerrahimiz sürekli bizim yanımızda olduğu için biz kalp krizi geçirmiş ve stent taktığımız veya dış merkezde stent takılan hastalarda bu tarz yeni gelişmiş bir üfürüm duyarsak hemen birlikte yine detaylı ultrason yaparak orada kalp kasında bir delik oluştuysa VSD dediğimiz onları da yine bayağı 10 kadar hastamız oldu yani öyle de. Onları da ameliyata veriyoruz. Çok şükür yaşatıyorlar yani bizimkiler. Ne güzel. Çok güzel birlikte bu şekilde iş yapıyor olmanızda. Evet. Kerem Hocam şimdi pandemiden çıktık. Artık evet. Biraz normale dönmeye başladık ama evet. Havaların soğumasıyla biraz daha artıyor gibi hastalıklar. Evet. Onun yanında pandemi size yani bize halkımıza ne öğretti? Kalp hastalıkları üzerinde etkisi nasıl oldu? Size gelen hastalarda pandemiden evet. Sonra bir artış veya COVID'in etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? %100 düşünüyorum. Çok ciddi bir artış oldu esasında. İki yönlü bir artış oldu. Bir, hastalığın kendisi. İki, yapılan tedaviler. Üç, aşılar. Dört, insanların pandemi nedeniyle hastanelerden korkması ne yazık ki sonuçları, durumu ve hastalığın ağırlık şiddetlerini değiştirdi. Örneğin bir tansiyon hastası 2,5 yıl boyunca İlker Hocam'a uğramadı. Evet. Ama uğradığı zaman gerçekten kötü bir durumla uğradı. Ya da özellikle kalp damarlarında pıhtılaşma ya da kalp zarında yangı ya da daha önceden takipli olup pandemi nedeniyle aman hastaneye gitmeyeyim, takip etmeyeyim deyip aort hastalıklarının daha çok yırtılarak, patlayarak gelmesi ne yazık ki pandemi döneminde çok sık rastladığımız bir şey. O yüzden biraz önce İlker Hocam'ın bahsettiği gibi esasında bizim kafamızda bir yin yang tartısı var. Bu tartıya tedaviyi koyduğumuzda beyaz, siyah ağır basıyorsa biz bu tedavilere yöneliyoruz. Aynı şey pandemi için de geçerli. Bir kalp hastasıysanız ya da kalp hastalığı olduğu düşünüyorsanız evde oturmanız sizi pandemiden korur ama sağlığınızı ve hayatınızı korumaz. O yüzden sizle ilgili olabilecek ciddi bir kalp rahatsızlığında pandeminin önemi kalmaz. Hastaneye mutlaka uğramanız lazım. Evet, çok güzel bir konu çünkü gerçekten artık o kadar çok arttı ki aşıların etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani soruyorum ama cevap... İlker Hocam daha çok görüyor esasında o hasta grubunu. O zaman İlker Hocam bu soru size gelsin. Yani şimdi şöyle, yani aşıların da tabii tromboz dediğimiz pıhtılaşmaya eğilimi olabileceğini düşündüren şeyler görüyoruz maalesef. Ama asıl hastalığın kendisi, yani COVID hastalığı ya da viral diğer hastalıklar kalp içerisinde bacak ya da kol damarlarında pıhtılaşmaya daha çok eğilim yaratıyor. Dolayısıyla şimdi hani aşı olmayın deme şansı mümkün değil öyle bir şey. Kendim de ben mesela 6 kez aşı oldum yani. Ama kimi hastalarda dediğim gibi aşılardan sonra da bunlar olabiliyor ama yine de toplumun geneline bakıldığında çünkü bu bir halk sağlığı sorunu. Pandemi yani dünyada var olan bir salgın. Yani mutlaka kötü örnekler aşılardan sonra yaşanmış olsa da
Asıl aşıların kurtardığı insan sayısının çok fazla olması hasebiyle aşı olmak gerekiyor tabii. Biz de olduk çünkü. Ama dediğim gibi aşının kendisinin de pıhtılaşmaya eğilim yaratabileceğini düşündüğümüz oluyor. Tabii ki bununla ilgili bir çalışma yapma olasılığımız olmadı ama şimdi hastayı biraz önce saydım ya, böyle böyle risk faktörü. Evet. Bakıyorsunuz gencecik bir kadıncağız mesela. İşte hiçbir risk faktörü yok, tansiyonu yok, şekeri yok, kolesterolü yok, sigara içmemiş, ailesinde böyle bir şey yok bilmem ne. Yani o da zaten ona inanmış. Bir tek aşı oldum ben de. 3 tane şu aşıdan, 5 tane bu aşıdan vesaire. Hani onları tabii geri dönük olarak, tıbbi olarak kanıtlı, ispatlı bir çalışma yapmadan yorum yapmak zor ama bizi de şüpheye düşüren ya da acaba olabilir mi dediğimiz hastalar gördük. Ama sayıca faydası açısından aşı tabii çok genel bir faydası olduğu için biz de olduk. Olunmasına karşı değiliz. O zaman şöyle diyeyim, aşılarımız da olmamız gerekiyor. Mutlaka aşılarımızı olalım. Ancak ben sizin gibi iki değerli bir doktorumu burada ağırlarken COVID hastalığı geçirmiş veya ilaçlarını kullanmış, aşılarını olmuş kişilerin bundan sonraki yaşamında daha kaliteli yaşaması için, kalp rahatsızlığına yakalanmaması için neye dikkat etmesi gerekiyor? Kan sulandırıcı içsinler diye bir şey dönüyor mesela toplumda. Kan sulandırıcı pıhtatmasına karşı korur diye. Bunları siz destekliyor musunuz? Şimdi o da yine hastanın risk faktörüne göre değişir. Örneğin hasta mesela kanser hastasıdır veya diyabetik bir hastadır, şeker hastasıdır. Daha önce anjiyosu yapılmıştır, stentleri vardır veya stent olmasa bile gayri ciddi de olsa darlıkları vardır damarlarında. O tarz hastaların zaten tedavisinde mutlaka kan sulandırıcı, en azından aspirin tarzı ilaçlar veriyoruz. Onlara da mutlaka öneriyoruz. Ancak dediğim gibi hareketsiz bir hastaysa, yaşlıysa, böbrek yetmezliği varsa, üstüne bir de COVID olduysa, bazı tahlil tetkikleri var, artık göğüsçülerin de işine çok girmek istemiyorum. Öyle riski yüksek ve özellikle akciğer embolisi atabilecek hastalarda mutlaka iğneyle kan sulandırıcı tedavisi verilen ya da hap şeklinde ağızdan oral olarak verilen hasta grupları var. Ama her COVID geçiren ya da her aşı olan hastaya tabii ki kan sulandırıcı önermiyoruz. Riski yüksek, pıhtılaşma olabileceğini öngöreceğimiz yüksek riskli gruba öneriyoruz. Çünkü sadece bu artık o kadar normalleşti ki halk arasında. Hani ben hastalık geçirdim veya ben aşı oldum, kan sulandırıcı kullanayım. Böyle bir şey şimdi var yani. Şimdi mesela İngiltere'de yaklaşık 15 yıl önce yapılmış bir çalışma var. Yaklaşık 38 bin civarında bir bayan hasta. Hepsi de bayan. Hiçbir risk faktörü olmayan insanları bir grubuna sadece aspirin vermişler, bir grubuna hiç vermemişler. Ama kullanma ihtiyacı olacak bir durumları yok. Ve bu bakıldığında hiç aspirin almayan gruba göre aspirin alanlarda kanama yan etkisi nedeniyle ölümler daha fazla olmuş. Evet. Dolayısıyla hiçbir ilacı, hele aspirin gibi veya daha kuvvetli kan sulandırıcılar gibi çok yararı olup da çok zararı da olabilecek ilaçları bir hekimin gözetiminde veya önerisi olmadan kafamıza göre almamak ya da bırakmamak lazım. Bırakmamak da önemli çünkü. Evet. Kimi hastalarda da mesela tam tersi de oluyor. Ya COVID oldum ben, işte bu sefer de bu ilaçları bıraktım. Çünkü COVID ilaçları verdiler. Hepsi midemi ağrıtıyor. Hepsi bunu yapıyor, şunu yapıyor. Mutlaka bir kalp takımıyla kalp ilaçlarını, diğer bölümlerle de kendi ilaçlarını konuşmak lazım. Ezbere hiçbir ilaç olmayacağı gibi aspirin ya da diğer kan sulandırıcılar da alınıp bırakılmamalıdır yani. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kerem Hocam, son sorumu da size sormak istiyorum. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik ama güzel, tatlı bir program bitirmek isterim. Sağ olun. Sizin ameliyatlarda gördüğünüz kalple, evet, normal insanların kağıda çizdiği kalp arasında büyük bir fark var hocam. Evet. Bunun sebebi nedir? Ben de çok merak ettim. İlker neden bu şekilde? İlker Hocam dedi ki, bak şimdi Kerem Hocam dedi, sen bir tane erkeğin kalbini alırsan ve bu bir aşkın simgesidir, yanına bir bayanın kalbini koyarsan, İkisini birleştirdiğinde işte bizim o çizdiğimiz şekil ortaya çıkar. Aynen. Yani bizim resmettiğimiz kalp iki kalbin, bayanla erkeğin aşk üzerine birleşmiş kalbinden resmidir. Evet, çok güzel. Bu bilgiyi de sizden almış olduk. Çok teşekkür ederim geldiğiniz teşekkür için. Ederiz. Son sözlerinizi söylemek isterseniz, neler söylemek istersiniz? İlker Hocam, önce sizden başlayalım. Şimdi Kerem Hocam'ın ameliyatta gördüğü kalbi çizebilmek için gerçekten çok sağlam bir ressam olmak lazım. O öyle kolay çizilebilir bir şey değil. Benim oğlum var, Asrın Çınar, işte 6. sınıf. Geçenlerde dolaşım sistemini işliyorlardı. Ben ona bir kalp çizmesi hususunda yardımcı oldum. O beğenmedi mesela benim çizdiğim kalp. Oysa ki ben gerçeğini çizmiştim yani. Bu ne ya, böyle kalp mi olur filan dedi. Evet, çünkü yani, bizim öğrendiğimiz farklı bir kalp çizimi. Tabii biz de öyle. De ama artık gerçeğini canlı canlı, sağ olsun Keremler bizi çok ameliyata davet ediyorlar. Orada ameliyatta gördüğünüz şeyler çok daha farklı. Evet.
Yani burada söylemek istediğim ameliyatta, balonda, stentte hayat kurtarıcı işlemlerdir. Hiçbir zaman keyfi olarak yapılacak şeyler değildir. Hiçbir hekim de yapmaz. Hekiminiz size ameliyat, balon, stent ya da ne bileyim EPS, yakma işlemi vesaire öneriyorsa mutlaka bu sizin sağlığınız için gereklidir. Herkes hani özellikle sigaradan uzak dursun, şekerini, tansiyonunu iyi kontrol etsin. Dediğim gibi mutlaka kardiyolog ya da ilgili işte kalp damar cerrahisi ya da hastalığı ile ilgili ne varsa pandemiden vesaire çekinip de doktora gitmeyi ihmal etmesin. Çünkü mevcut hastalıkları pandeminin kendinden çok daha ölümcül veya sakat bırakıcı vesaire gibi ciddi hastalıkları olabilir. Onları atlamamak adına mutlaka düzenli doktor kontrollerine gitmelerini öneririm. Tüm Aydın halkına da sağlıklı günler dilerim. Çocuklarıma da selam söylemek istiyorum. Özellikle Adalina, Asrın ve İksu çok rica ettiler. Onlara çok selam söylüyorum. Çok selamlarımızı gönderelim. Eşime de çok selamlar söylüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kerem Hocam, siz neler söylemek istersiniz son olarak? Şimdi şöyle bir şey. Kalbinizin sizi ne zaman yarı yolda bırakacağını bilmediğimiz için nasıl ki arabamızı arada bakıma götürüyorsak kalbimizi de kontrole mutlaka götürmek zorundayız. Çünkü 100 kişinin 67 tanesi ne yazık ki ömrünün vefasını kalp hastalıkları nedeniyle sonlandıracak. Evet. Onun da ötesinde diğer sahip olduğunuz hastalıklar sizi bu dünyadan götürebilir ama kalp durmadan kimseye öldü demediğimiz için yine kalbimize çok iyi bakmalıyız. Yine bizde de 4,5 yaşındaki toprağıma çok selam. Buradan elimizi hepsine alıyorum. Çok selamlar. Çok teşekkür ederim sizin gibi iki değerli konuğu ağırladığım için. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok İlerleyen zamanlarda mutlaka tekrar programlar yapalım. Çünkü evet. Konuşulacak konularımız o çok kadar çok aslında, ki. Hani atladıysam affola. Gerçekten kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ederim çok geldiğiniz için. Biz çok teşekkür. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugünkü konuklarım Özel Medinova Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kerem Yay ve Özel Medinova Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Nazmi İlker Bayrak bizlerle birlikteydi. Kalp sağlığı ve hastalıklar üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hepinizin izlemesini tavsiye ederim. Kalbini seven vatandaşlarımızın da doktorlarımızı mutlaka ama ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.